Sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi tekrar buluşturan, hasbihal etmemize, hasret gidermemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Genel Kurulun ve vakfımızın 50. yıl kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle 1973 yılından beri vakfımızın çatısı altında fi sebilillah hizmet etmiş tüm yöneticilerimize, gönüllülerimize, hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden vakıf insanlarımızı burada bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. Sizlerin şahsında tüm ilim yayma camiasının bugün 3. gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın milletimizle birlikte tüm İslam dünyasına, tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bu sene milletçe bir tarafta 11 ayın sultanı Ramazan'a ulaşmanın sevincini, diğer tarafta deprem felaketinde 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin 11 vilayetindeki 14 milyon vatandaşımızın hayatını alt üst eden depremler sadece afetzedelerimizin değil, 85 milyonun hepsinin yüreğine kor ateş gibi düştü. Nasıl bedenin bir uzvu hastalanınca diğerleri huzursuzlanırsa, deprem bölgesindeki kayıplarımızın acısını da hepimiz derinden hissediyoruz. İşte bu sıkıntılı günlerde Ramazan-ı Şerif'in gönüllerimizi yumuşatan, bize kardeşliğimizi hatırlatan iklimine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber dün ve önceki gün Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettik. Hem deprem konutlarının temelini attık, hem de iftarımızı afetzede kardeşlerimizle birlikte açtık. Pek çok zorluğa rağmen Maraşlı ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata yeniden tutunma azmine bizzat şahit olduk. Temelini attığımız konut projelerinin yeşeren umutları daha da güçlendireceğine inanıyorum. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te bizden daha fazla anlayış, daha fazla diğergamlık göstermemizi bekliyor. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmaması gerekiyor. İlim Yayma Vakfımızın deprem anından itibaren sergilediği dayanışmayı Ramazan ayında artırarak devam ettirdiğini görüyorum. Temel ihtiyaç maddelerinin temininden konteyner kurulumuna, iftar ve sahur sofralarından öğrencilerimize yönelik barınma ve burs imkanlarına kadar geniş bir yelpazede yaptığınız çalışmaları takdirle karşılıyorum. Vakfımızın tüm gönüldaşlarına samimi gayretleri, fedakarlıkları, milletimize örnek olan hizmetleri dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Kardeşlerim, burada sizlerin vasıtasıyla şu gerçeğin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir milletin, bir ümmetin mensuplarıyız. Bizler komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin
müntesipleriyiz. Bizler Ramazan ayı geldiğinde çokça infak yapan, ümmetine de infakı artırmayı tavsiye eden bir peygamberin ümmetiyiz. Bizi biz yapan bu kadim değerler sınırlarımız içinde ve dışında hamdolsun milletimiz tarafından halen çok güçlü bir şekilde yaşatılıyor. Ekonomik durumu ne olursa olsun, Anadolu insanı elindekini ve avucundaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı sürdürüyor. İnsanlarımız oruçla, Kur'an'la, iftar ve sahur sofralarıyla bu mübarek ayı ihya ve idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Depremin vurduğu şehirlerimize her gidişimizde gönüllü kuruluşlarımızın gözlerimizi yaşartan faaliyetlerine bizzat şahitlik ediyoruz. Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasından depremzedelerimizin maddi manevi destek verilmesine kadar her alanda vakıflarımız aktif bir şekilde sahada koşturuyorlar. Devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde depremin yaralarının bir an önce sarılması için canla başla gayret gösteriyorlar. Şov yapmadan, reklam ve algı peşinde koşmadan, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gerçekten gurur verici işlere imza atıyorlar. Şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazı için gecesini gündüzüne katan tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu bu millete hissettirmesin, göstermesin diyorum. Mevlana Hazretleri'nin o güzel ifadesiyle testinin içinde ne varsa dışarıya o sızıyor. Kalbinde haset olan, düşmanlık olan, milletin inancına husumet olanlarla yüreği, ülkesi, milleti ve insanlık için çarpanların farkı burada da görülüyor. Tek parti faşizmi özlemiyle yaşayan, hatta Allahu Ekber lafzına bile tahammül edemeyen bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi yapılmasını da istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere insanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini, kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor. Vatandaşlarımız cansiperane çalışmalarınız dolayısıyla sizlerle birlikte tüm vakıf, dernek ve ilim irfan kuruluşlarımıza dua ve teşekkür ediyor. Elbette bu dualar bizi teşvik etmenin yanı sıra omuzlarımızdaki yükü de ağırlaştırmaktadır. Umudunu bize bağlamış, yüzünü bize çevirmiş hiçbir kardeşimize mahcup olmama mesuliyetiyle karşı karşıyayız. Zehirli dilleriyle, nefret deresine varan söylemleriyle, kuru gürültü patırtıyla bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz. Tehditlere, zorbalıklara, aba altından soba gösteren kifayetsizlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Şairler Sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstad Necip Fazıl ne diyor? Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan
mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Evet, üstadın bu muhteşem dizelerinden ilhamla biz de mazlumları asla yalnız bırakmayacak, yetimin, öksüzün başını okşayacak, gariplerin, yolda kalmışların elinden tutacak, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşacak, soframıza bir tabak da yoksullar için koyacak, depremzedelerimizin derdine ortak olacak, hakkın ve halkın rızası uğrunda aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, yarım asırlık bir çınar olarak kendi alanında güçlü bir geleneği temsil eden İlim Yayma Vakfımız, davamızın bayraktarları arasında yer alıyor. Vakfımız kuruluşundan bugüne geçen 50 sene boyunca ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirmenin cehdiyle çalışıyor. Ben İlim Yayma'nın şu anda ebediyete irtihal etmiş büyüklerimize, zira o camiadan yetişmiş bir kardeşiniz, bir evladınız olarak ne desek boş. Üzerlerimizde çok büyük emekleri oldu. Biz de İlim Yayma'nın önce Vefa'daki ahşap binasından, daha sonra Çarşamba'ya, daha sonra Darül Aceze'ye buralardan geçerek elhamdülillah bu camianın, bu cemiyetin içerisinde o taslar ve o tasların içerisindeki çayları yudumlayarak yetiştik ve bugünlere geldik. Tam yarım asırdır her biri milletimizin göz aydınlığı olan binlerce genç bu çatı altında ilimle, irfanla, hikmetle yoğrularak hayata hazırlanıyor. Vakfımızın tedrisatından geçen pek çok kardeşimiz yıllardır bürokraside, iş dünyasında, sivil toplumda veya dünyanın farklı köşelerinde sizin en hayırlınız, insanlığa en faydalı olandır inancıyla insanlığa hizmet ediyor. 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir diyen, irfanın kurumsallaşmış hali olan vakfımızın yürüttüğü çalışmaların ehemmiyetini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Deprem felaketinin bizlere hatırlattığı gerçeklerin başında dünya hayatının geçiciliği geliyor. İşte şu anda illeri dolaşırken oralarda ebediyete irtihal eden ailelerin hayatta kalanlarını gördüm. Bu arada 900'e yakın ampütemiz var. Ve bunların içerisinde yavrularımız var. Ayaklarını kaybeden, kollarını kaybeden aleyhinamız var. Ve bu aleyhinamız annesini de babasını da kaybetti. Şu anda teyze kızı hemşire onunla hayata tutunacak. Ne büyük imtihan. Ve bütün bu imtihanları aşarak hep birlikte bu yola yürüyeceğiz inşallah. Son günlerde bir kez daha gördük ki hepimiz birer faniyiz. Bir can taşıyoruz. Onun da bizden ne zaman alınacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Uykuya dalınca nasıl uyanacağımızın, yarına çıkıp çıkmayacağımızın, bir sonraki Ramazan-ı Şerif'i görüp göremeyeceğimizin bilgisine
sahip değiliz. Bunun için biz dünyadan göçsek de geride amel defterimizi açık tutacak hizmetlere imza atmamız gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi asıl olan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu fani dünyada esas mesele mal, mülk, koltuk değil, kalpleri kazanmak, gönülleri fethetmek, ülkesine, milletine, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı işler yapmaktır. Bizler geride kalıcı eserler için çalışan, bu uğurda çaba harcayan insanlarız. Bu anlayışla 40 yıldır siyasetin farklı kulvarlarında aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Allah'ın takdiri, milletimizin de tensipleriyle başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Türkiye için, Türk milleti için çok önemli projelere hamdolsun imza attık. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak, küresel nizamda hak ettiği yere ulaştırmak için yoğun çaba harcadık. 85 milyon vatandaşımızla birlikte dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların da umudu olan bir Türkiye inşa etmek için gerçekten çetin mücadeleler verdik. Elbette 40 yılı aşan bu zorlu süreçte ciddi sıkıntılarla, ciddi sınamalarla da karşılaştık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsüne kadar milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik nice saldırıyı Allah'a hamdolsun boşa çıkardı. Emperyalist güçlerin, eli kanlı terör örgütlerinin sırtını vesayet odaklarına dayamış milli irade düşmanlarının vatanımızın istiklalini, evlatlarımızın istikbalini çalmasına asla müsaade etmedik. Ekonomimizi büyüttük, demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık, Türk dış politikasına itibar ve özgüven kazandırdık. Allah'a hamdolsun. Şu anda kişi başı milli gelir, evet, 10.650 dolara yükseldi. Daha da artacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmasına kadar pek çok imkansızı başardık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk siyasetinde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Bugün artık sürekli ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan değil, savunma sanayinden terörle mücadeleye, sağlık, eğitim, ulaşım ve enerjiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var. ...1999 depremi sonrasında memur maaşlarını ancak IMF kredileriyle ödeyebilen bir Türkiye'den bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. İşte sizler de görüyorsunuz. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor, hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2.250.000 vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Milletimizin 600 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'un teslimatları başlıyor. Ülkemizi bir üst lige çıkaracak milli muharip uçağımız başta olmak üzere pek çok savunma ürününü tamamlama yolunda hızla mesafe alıyoruz. İHA'mızı yaptık. SİHA'mızı yaptık. Akıncımızı yaptık. Ve
hepsinden öte şu anda en üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Karadeniz gazının milli dağıtım sistemimize verilmesine ilişkin çalışmalarda sona geldik. Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez bölgesine bağlayacak kalkınma yoluyla ilgili en kritik adımı geçen hafta Irak Başbakanı ile birlikte attık. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, ekonomide, savunmada, enerjide, ulaştırmada, hasılı altyapı ve üst yapı yatırımlarında kat ettiğimiz mesafe elbette önemlidir, değerlidir. Ama bizim asıl büyük başarımız yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Kendi öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya muamelesi gören Anadolu insanına bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu yeniden hissettirdik. Üniversite kapısında benim gözyaşı döken başörtülü kızlarımı biz unutamayız. Kılık kıyafeti sebebiyle çalışma hakları gasp edilen kadınlarımızı unutamayız. Sakalından, giysisinden dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız. Parası olmadığı için cenazesi hastanede rehin kalan garip kurabayı unutamayız. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yükünü sırtlayan esnaflarımıza, ay sonunda maaş alamama korkusu yaşayan memur ve emeklilerimize, hasılı bizden önce yıllarca ötelenmiş, ötekileştirilmiş, hizmete ve hürmete layık görülmemiş toplum kesimlerinin tamamına hak ettikleri değeri Allah'a hamdolsun biz verdik. Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle bu ülkede yıllarca millete dikte edilen kast sistemini ortadan kaldırdık. Bilhassa burası çok önemli. Sultanahmet'teyiz. Üstad konuşuyor. Ben de spikerliğini yapıyorum. Ve konuşmasında Ayasofya'ya bakarak Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Hem de öyle açılacak ki adeta sayfalar açılırcasına açılacak. Rabbime hamdolsun. O gün spikerliğini yaptık. Daha sonra Ayasofya'yı açacak olan imzayı da bizler attık. 86 yıllık hasretin ardından Sultan Fatih'in vasiyetine uygun şekilde asli kimliğine tekrar kavuşturulmasını milletimize vurulan pranganın parçalanıp atılması olarak görüyorum. Fetih Yadigarı Ayasofya'yı tekrar ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir. Rabbime, bizlere Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle tekrar ediyorum. Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma şerefini
bizlere nasip etti. Milletimizin bu muhteşem sevincine ortak olamayanlara ise sadece acıyorum. İşte şu anda o altılı masada maalesef onları görüyorum. Rabbim hidayetlerini artırsın. Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayasofya'nın Büyük Çamlıca Camii'nin yanı sıra Taksim Camii'ni yaparak İstanbul'umuzun sembol makamlarından, mekanlarından biri haline getirdik. Hatta birisi de ne dedi? Çamlıca'yı dolduramazlar. E ne oldu? Tıklım tıklım doldu. Bunlar bir şey ifade ediyor. İnanç, iman öyle bir cevher ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Asırlık hayalleri, bizden önceki nesillerin ömrünü verdiği davaları 20 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer eserlerimizle birlikte özellikle bu tarihi kazanımlar geride bırakacağımız siyasi mirasın en güzel nişaneleridir. Elbette her beşer gibi 40 yılı aşan siyasi hayatımızda bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız, ulaşmak isteyip de ulaşamadıklarımız olmuştur. Ama samimiyetimize, gayretimize, aziz milletimize olan muhabbetimize 85 milyonun hepsi şahittir. Bu vesileyle ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bize dava şuurunu kazandıran ve bugünlere gelmemizde büyük emeği olan siyasette Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyor. Yine bugün 14. şehadet yıl dönümü olan İlahi Kelimetullah ve Nizam-ı Alem davalarının Yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle anıyorum. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'le birlikte Erbakan hocamızı ve Muhsin kardeşimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüttüğümüz siyaset mücadelesinde bugüne kadar pek çok imtihandan geçtik. Siyaset mecrasında girdiğimiz her mücadeleyi zaferle neticelendirmemizi sağlayan Rabbime hamdolsun. Şimdi ülke, millet ve dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü bize dönmüş olan kardeşlerimizle birlikte yeni bir seçimin dolayısıyla yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir. Ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Bu hakikati sadece biz değil, Türkiye ile ilgili hesabı olan herkes görüyor. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Buraya gelmeden önce Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Ve o görüşmemizde de Sayın Putin de Ukrayna arasındaki mücadelede özellikle bizim ara buluculuğumuzu takdirin yanında onlar da Türkiye'deki seçimi nasıl takip ettiklerini bizzat kendilerinden dinledim. Ve tabii istedikleri şey şu: tarım koridoru ile ilgili, buğdaydaki şu anda ulaştıkları meblağ, rakam ve bizden de istedikleri özellikle az gelişmiş ülkelere bila bedel biz buğdayı gönderiyoruz. Sizler de bila bedel bunları una çevirip bu fakir fukara
Afrika ülkelerine bir an önce ulaştırın. Şimdi Rusya neyi takip ediyor? Bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor? Bunlar çok çok önemli. Ve hamdolsun haftada bir, 10 günde bir bu irtibatlarımız devam ediyor. Şimdi mesele 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta da bizler milletimle beraber inşallah bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem inşallah ülkeminde, dünyada oturduğu farklı konumu ispatlayacaktır. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonuçları almak için ellerinden gelen her şeyi, her türlü operasyonu yapmaktadır. Ekranları başında bizi izleyen milletime ve siz değerli kardeşlerime, değerli kardeşlerim, terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan soruyorum. Ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dize ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle bunlar ülkemize bizim ne kazandıracaklar? Milletimizin buradaki yüksek feraseti inanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir. Ve bu sinsi niyetlerini de beyanatlarıyla en üst düzeyde ortaya koyuyorlar. Bu ülkeye siyasetçi, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak neredeyse yarım asırdır hizmet eden bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs'a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz. Açık konuşmak gerekirse biz siyasette de hayatta da o safhaları aşalı çok oldu. Artık tek gayemiz var. O da ülkemizin menfaatleridir. Tek endişemiz milletimizin geleceğidir. Tek derdimiz kendi insanımızla birlikte mazlum ve mağdurların umutlarını boşa çıkartmamaktır. Ülkemizi demokrasi ve kalkınma mücadelesinde binbir emek ve mihnetle geldiği yerin gerisine düşürmemek, eşiğine kadar geldiği Türkiye yüzyılının inşasını başlatmak dışında bir amacımız yoktur. Bunun için çevresi adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmış Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının dahi olmadığına inanıyoruz. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı ülkemize, milletimize, özellikle depremde yıkılan şehirlerimize vakfetmemiz gereken bir dönemdeyiz. İnsanlarımız deprem bölgesinde hayata yeniden sarılmaya, şehirlerine yeniden sahip çıkmaya çalışırken birileri bambaşka alemlerde yaşıyor. Bambaşka hevesler peşinde koşuyor. Ülkenin kaderini koltuk kavgasından başlarını bir an olsun kaldırıp bırakın afet bölgesine, etraflarına bile bakmayan vicdan yoksunu bu zihniyetin insafına terk edemeyiz. 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil tüm marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere bu milletin geleceğini emanet edemeyiz. İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye'ye dair söyleyecek hiçbir sözleri olmayan bu kifayetsiz muhterisleri hep birlikte sandığa gömeceğiz. Bunun için Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Bunun için Türkiye yüzyılı diyoruz. Sizlerden 14 Mayıs'ta bugüne kadar olduğundan daha güçlü bir şekilde yanımızda olmanızı istiyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu duygularla bir kez daha vakfımızın 50. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm büyüklerimize Rabbimden rahmet niyazıyla mekanlarının cennet olmasını özellikle diliyorum. Saygıyla sizleri selamlıyorum. Efendim bizler de saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza hitapları için çok teşekkür ediyor. Kendilerine hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı vesilesiyle şimdi nesilden nesile hizmet ödülleri takdim edilecektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın elinden yarım asrın hizmet öncülerini hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. İlk olarak İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından merhum Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar efendim. Ali Bey, sizi böyle alalım efendim, arka kısma. Şimdi ise yine Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden beraat takdimini almak üzere İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından merhum Nazif Çelebi'nin torunu Mustafa Nazif Çelebi'yi davet ediyorum huzurlarınıza. Buyursunlar. Nesilden nesile hizmet ödülünün takdim edileceği bir diğer isim, İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından merhum Mehmet Üretmen'in torunu Murat Yalçıntaş. Murat Bey, buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından Mehmet Üretmen'in torunu Sayın Murat Yalçıntaş'a nesilden nesile hizmet ödülünü takdim ediyorlar. Şimdi ise yine İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından merhum Muammer Topbaş'ın torunu Muhammed Hasan Topbaş'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Son olarak İlim Yayma Vakfı'nın müstesna kurucularından merhum Ahmet Yıldız'ın torunu Sayın Bekir Sakıp Şahinoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, toplu fotoğraf çekimi için sizleri biraz daha ön kısma Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına alıyoruz. İlim Yayma Vakfımızın merhum kurucu üyelerinin hepsi birbirinden değerli torunları bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden nesilden nesile hizmet ödüllerini aldılar. Kendilerine teşekkür ediyor. Merhum dedelerine Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmetler diliyoruz. Evet, sizleri yerlerinize alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediyelerini takdim etmek üzere İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sayın Nurettin Alan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, İlim Yayma Vakfımızın Zat-ı Devletlerinize hediyesi Mescid-i Nebi minyatürlü yeni tasarım bir hile-i şerife efendim. Aharlı el yapımı kağıt üzerine is mürekkebi kullanılarak talik hatla yazılmış bu hile-i şerife. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyetini de hatıra fotoğrafı çektirmek üzere seri bir şekilde sahnedeki yerlerini almaya davet ediyorum. Buyurunuz efendim.
Tek sıra olabiliriz. Böylelikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdığı İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulumuzun an itibariyle sonuna gelmiş oluyoruz. 50. yıla özel programımıza katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İlim Yayma Vakfımızın 50. yıl etkinliklerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Nice asırlar yaşayacak bir çınarın tohumunu özenle büyüten, fakat ahirete irtihar etmiş, bugün aramızda olmayan büyüklerimizi rahmet ve hayırla yad ediyoruz. Peki. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha İlim Yayma Vakfı'nın 52. Olağan Genel Kurulu'nu teşrifleriyle onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.